Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere küçük hediyeler dağıtacağım. Hediyecik dağıtacağım hatta özellikle hediyeler değil. O da şu. Motomax.com.tr'de kullanabileceğiniz 500 TL'lik bir hediye çeki vermek istiyorum. Uzun süredir çekiliş yapmıyorduk. Şöyle küçük bir çekiliş yaparak başlayalım istedim. Yavaş yavaş da ara ara da çekilişler yapmaya çalışacağım buna benzer. Uzun süredir de takip ediyorum. Türkiye'de millet aksesuar alırken de biraz zorlanıyor. Ben de gurbetçi abiniz olarak küçük bir hediye vereyim istedim. Öyle zaman zaman bu şekilde jestler yapmaya çalışacağım beni takip edip destekleyen dostlarıma. Bu çekiliş içinde sizden küçük ricalarım var. Onlardan bir tanesi şu. Beni Instagram'da ve YouTube'da takip etmeniz ricam. Arkasından da Facebook, Instagram'daki çekiliş postunun altına 3 arkadaşınızı etiketlemenizi rica ediyorum. Orada sahte hesaplar vesaire böyle fake hesaplar, ünlüler falan lütfen etiketlemeyin. Normal gerçek arkadaşlarınızı etiketleyin ki fayda bir ihtiyacı olan birisine denk gelsin. Çekilişte ihtiyacı olan arkadaşların haberi olsun daha doğrusu. Sonrasında tabii ki bunları bana Instagram kullanıcı adınızı bana mail olarak atıyorsunuz ve mailin başlığında da çekiliş 500 yazmanızı rica ediyorum. Ekranda şu an yazdığım gibi. Bir de YouTube kanalıma abone olduğunuz o ekranın screenshot'ını eklemenizi istiyorum. Uzun süredir çekiliş yapmıyordum. Böyle ara ara küçük hediyeler vermeye çalışacağım. Yani bir faydamız dokunsun takip eden arkadaşlara. Tabii yani bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum ama telefon çalıyor. Neyse. Az önce yolda kaldığım için motosikletle ondan dolayı arıyorlar. Çünkü yolda kaldım diye mesaj atmıştım. Onu da hemen özet geçeyim. Harley Davidson'ım sağ olsun beni yolda bıraktı. Aküyle ilgili bir derdimiz var. Sıfır bir motorun da böyle arızalar çıkarıyor olması beni benden alıyor. Ama artık ne yapalım, aldık bir kere. Motosikleti benzin istasyonuna götürdüm. Dedim ki önce bir depoyu fulleyelim de öyle rahat rahat gezelim. Sonra bir baktım. Motor bir tekliyor mekliyor bir şeyler yapıyor böyle. Dedim lan dizel mi koydum acaba dedim yani. Hani bir şey oldu herhalde motora. Oha ne oluyor lan? Motora yanlışlıkla dizel mi koydum acaba lan? Motor bir çıldırdı. Neyse koyduysa koyduk artık ya. Allah'ım ya yanlış bir şey mi koydum ya? Sonra kenara çektim depoyu bir açtım çünkü koyduğum benzinin rengi kırmızı gibi böyle. İçinden siyah bir şey görürsem herhalde karıştırdım diyecektim. Sonra emin olamadım. Deponun içindeki şeyden de emin olamadım. Video kayıttaydı kamera, ona bakayım dedim. Baktım normal bir şey koymuşum yani benzin 98 oktan mı neyse. Sonra tamam ya sıkıntı yok dedim. Motoru bir çalıştırayım dedim. Birkaç saniyelik kalp krizinden sonra motoru dizel koymadığımı fark ettim. Çünkü kamera kaydına baktım. Yok bundan koymayacağım. Kalitelisinden besleyeceğim hayvanı. Nasıl bir kafayla yola çıkıyorsam gerçekten acayip yani. Şimdi de motor çalışmayacak. Evet tahmin ettiğim gibi. Allah'ım ben bu motordan ne çektim ya. Senin ben motorun aküsü niye böyle bitip duruyor ya. İnsanı çıldırtıyor ya. Motor çalışmadı. Ondan sonra dedim ki yolda kaldım diye mesaj attım. Kurtarılmak için. Sonra yakında bir yokuş vardı. Burada yokuş bulmak çok zor bir şey zaten. Yakındaki yokuşa gideyim, iteleyeyim dedim motoru, ittim. Oradan aşağı motoru böyle bir saldım. İkinci vitese taktım. Bir vurdurdum böyle kendi başıma. Öksüre öksüre motor bir çalışmaya başladı. Tabii ben sevinçten dört köşe üstümden başımdan ter akıyor. Böyle süre süre gittim. Buraya kadar geldim yani ama tabii motoru stop ettirmemem lazım. Ettirirsem muhtemelen yine susacak. Çünkü bunun olacağını bilerek sabah da şarja taktım motoru. Bugün sürerim diye. Azıcık güneş var şurada. Ama bak gel bakalım. Gel gör ki motor isyanlarda yani. Bunu ikinci servis bakımında harleyici amcalara soracağım. Bu derdi ne bunun yani bu motorun? Alarm taktırmıştım. Alarm sürekli aküden de yiyor olabilir.
Ama yani ben şimdi bu motorla bir Avrupa turu yapayım, bir dolaşayım desem, Avusturya'nın bir dağında kalsam böyle herhalde bir daha Harley Davidson kimseye önermezdim yani. Şöyle az şarj olsun, hızlı git, hızlanayım da. 50'ymiş hız limiti. Biraz rahatsız edici bir durum ama aşacağız yani. Derdi yani, böyle dert de yani, dert çok büyük bir dert değil. Öyle sesim biraz sıkıntılı gelebilir yani, o yüzden bundan dolayıdır diye düşünüyorum. Öyle, çekilişe katılma şartlarını da söyledim arkadaşlar. Instagram postunun altına da yazarım, Facebook'ta da yazarım. Söylediğim gibi ufak ricalarımı yaparsanız 500 TL'lik bir kod vereceğim. Onunla motomax.com.tr'de rahatlıkla istediğiniz herhangi bir şeyi, herhangi bir limit olmadan sadece 500 TL şeklinde kullanabilirsiniz. Muhtemelen 1000-1500 TL'lik bir şey alacağınızda onu kullandığınızda o fiyattan düşecektir. Tam nasıl olduğunu tam hatırlamıyorum. 500 TL yani para, bildiğin kullanabileceğin şey yani, çek yani. Yok şununla birlikte satın alman lazım, bununla birlikte satın alman lazım gibi bir durum yok. Tamamen hediye. Tabi sadece motomax.com.tr için geçerli. Motomax da benim eski sponsorum, Türkiye'deki arkadaşlar bilirler. O yüzden onlarla bu konuyu görüşüp rica ettim. Sağ olsunlar, kırmadılar. Hallederiz motorcu abi dediler. Öyle arkadaşlar, bugünlük, bu videoluk bu kadar. Videolara aynen devam. Eskisi kadar sık olmasa da sizler için 2 haftada bir video hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü neden 2 haftada bir? İş yoğunluğu var. Türkiye'deyken haftada 1 veya 2 video atabiliyordum. Çünkü sadece evden çalışıp videolar hazırlıyordum aynı zamanda hobi olarak. Ama artık normal full time çalıştığım bir iş var Hollanda'da. Yanında da bazı dersler alıyorum biraz kendimi geliştirmek adına. O yüzden çok fazla vaktim olmuyor ama elimden geldiğince yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir 100 bin aboneyi görürsek de tabii yüzümü açtığım zaman çok daha fazla içerik çıkartabileceğim. Çünkü bazı yerlere gidiyorum, yüzümü göstermeden video çekme ihtimalim olmuyor. O yüzden daha eğlenceli şeyler yapmaya çalışırım. Yapacağım daha doğrusu, öyle planlıyorum. Öyle arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Abone olmayı, sorularınız varsa lütfen yazmayı, yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin, ekipmansız sürmeyin. Hoşça kalın.